Bakın kardeşlerim, ne olursunuz bu dediklerimi çok iyi anlayalım. Sadece bir vakit dolsun anlayışıyla dinlemeyelim. Hayatımızın her alanı, her dakikası sevap olarak mahşerde çıkalım. Ben onun size adresini gösteriyorum. Kendimden bir şey söylediğim yok ki. İki insan düşünün. Kavlun, estağfirullah. Kavlun ma'rufun hayrun min sadakati yetbe'uha eza. Vallahu ganiyyun halim. Tatlı bir söz. Güzel bir söz. Güzel, tatlı, iyi, maruf olan bir söz başa kalkılarak verilen sadakadan daha evladır. Şöyle bir düşünelim. Sen holding sahibisin. Trilyonların var. Verdiğin niyet ölçüsüne trilyonları Allah'tan alırsın. Verdiğin ölçüde niçin verdin? Amacın niyetine göre orada sevap alırsın. Dedin ki ya bu kadar adamın serveti var. Şuraya yardım kapısına gelin diye. Ya buraya da vermesek ayıp olur ya. Bize ne derler? Bize ne derler? Verdin. Sonra ne oldu? Seni hiç arayıp sormadılar. Depresyona düşersin. Lan ben bu kadar buna yardım ettim. Bu inşaat duracaktı. Burasını ben tamamladım. Arkamdan dönüp de bir defa olsun telefon bana yetmediler. Daha tövbe. Bak sana nasıl şeytan musallat oldu, seni yardımını engelledi. Şeytan kıyamete kadar Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için hareket halinde. Aldanmayalım. Beni iyi dinleyin. Aldanmayalım. Bu gibi durumlarda şeytanın ayağını kırmanın en güzel yolu insanlar ne der diye değil, Allah ne der diye hareket etmektir. O zaman huzursuz olmazsınız. Arasalar arasınlar, onlar kendilerinin karakterini koyarlar ortaya. Aramamışlarsa kendileri bilir. Ben yapacağımı yaptım. Niçin yaptım? Allah için yaptım. Bitti. Ben niye mutsuz olayım? Ben niye rahatsız olayım deyip huzurun tadını çıkar. Ya aziz kardeşler. Onun için istesek biz hayatımızın her alanını, her saatini, her dilimini sevap olarak alırız. Yolda yürüyorsun. Yolda yürürken karşı tarafta kalabalık bir kaldırımda değil. Bir kişi karşıdan geliyor. Sen de karşıdan geçiyorsun. Karşılaştınız. Bakıştınız. Selamun aleyküm. Al sana ibadet. Hocam onu biz tanımıyorduk. Allah Resulü sana diyor ki tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir. Size en hayırlı işi söyleyeyim mi? Sizi cehennemden uzaklaştıracak, rahmete kavuşturacak ameli size söyleyeyim mi? Efşus selamu beynekum ve at'imut ta'amul fakir. Aranızda selamı yayın, yoksula, fakire yemek yedirin. Allah Allah. Allah Allah. Ya al sana ibadet. Yolda gidiyorsun veya trafikte seyrediyorsun. Trafik kalabalık. Bakınız, her an günahların içerisine dalıyoruz, farkında değiliz. Biz bu günahlardan temizlenmeyi de Allahu Teala, Allah Resulü bize göstermiş. İtiraf etmek, hatayı kabul etmek, özür dilemek. Seyir halindesin. O kadar trafikte kuyruk var. Sen güvenlik şeridini yarıp geçiyorsun. Kendine uyanıklık zannediyorsun ve oradan birçok insanı da tehlikeye atıyorsun. Oradaki bütün insanların hem öfkesini aldın hem de hakkına girdin. Hepsi senden davacı. Veya birini tehlikeye attın. O tehlike anında ya bari önüne geç, camı indir, adamdan bir özür dile. Kalbini yumuşat, nefretini kazanma.
Bu gibi durumlarda ne kadar cinayetler de oluyor, görüyorsunuz değil mi? Ya her şey, herkesin uyanığı biz değiliz ki, herkesin akıllısı biz değiliz ki, şu amme yerlerdeki herkesin hakkına, hukukuna riayet etmek, işte al sana ibadet. İbadet budur. Veya yolda giderken, çok ah buyurun, balgamımız geldi, tükürmemiz geldi. Herkesin görebileceği, herkesin iğrentisini kazanacak bir yere tükürmek değildir ki. Nedir? Mendilimizi çıkarıp, mendilimize temizliğimizi yapmamızdır. Herkesin iğrentisini kazanmak ibadete engel olmaz aziz kardeşlerim. Güven vermek işte budur. Tehlikelerden uzak durmak işte budur. Onun için muhteremler, hayatımızın her alanı ibadetleştirebiliriz. Bu selam vermek olur, ziyaret etmek olur, efendim yardımlaşmak olur, camiye gelmek olur. Hatta ve hatta sağlığınıza, bedeninize dikkat etmekle de olur. İmam-ı Gazali öyle diyor. Bir bal yiyen insan diyor, niyetine göre, ah buyurun, çok affedersiniz, eşeklik alametlerini taşır, niyetine göre meleklik alameti taşır diyor. Ha, enteresan bir şey ya. Eğer sadece o balı yiyip şehvi arzusunun kabarması ve o şehvetini de gayri meşru yerlerde ifade etmesini öngörüyorsa, bu hayvanlığının alameti olur diyor. Allahu Ekber. Ama yok, bal yiyor, sağlıklı olayım, sıhhat bulayım ve evde huzur bulacak o gücü kuvveti alayım derse diyor, ibadet etmiş olur diyor. Ya görüyor musunuz? Niyetler, niyetler. Bütün ameller niyetlere göre şekillenir. Allah niyetlerimizi halis eylesin. Allah ibadetlerimizi, hayatımızın her alanını ibadet eylesin. Ey kullarım, ben sizi ibadet için yarattım dediği hadisi kutsiye mazhar olan kullardan bizler eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.